Sayın basın mensupları ve Uşak halkı. Bilindiği üzere il özel idaresine madenden merkez ve diğer ilçeler olmak üzere belli bir pay ayrılmaktadır. Bu paydan merkez ilçeye ayrılan rakam merkez köylerde kullanılmak üzere köylere hizmet birliğinde karar alınmıştır. 19.1.2022'de yapılan toplantıda 155.000 metrekare döşenmesi kararı alınmasına rağmen bugün tarihi itibariyle bu süre zarfı içerisinde bu metrekare 50.000 metrekareye kadar düşmüştür. Bu süre zarfı içerisinde de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan dolayı 155.000 metrekare yerine 50.000 metrekare olan rakam her geçen gün hem idarenin zararına hem de hizmetin azalmasına sebep olmaktadır. Amacımız bağcı dövmek değildir. Temennimiz bir an önce bu ihalenin yapılıp bu zarardan dönülmesidir. Ve daha detaylı bilgiyi Köydes üyemiz İsmail Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok değerli basın mensupları ve çok değerli Uşak halkı ve merkez köy muhtarlarımız. Uşak, Eşme Altın Madeninden Uşak İl Evler İdaresi'ne yardım amaçlı belirli bir pay ayrıldı. Bu verilen parayı Uşak ilinde bulunan köylerde kullanılması için Uşak İl Genel Meclisi'nde karar alındı. Bu alınan kararda Uşak Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ve ilimizde bulunan 5 ilçedeki köylere hizmet götürme birliklerinin aktarılması oy birliğiyle kararlaştırıldı. Bu sebeple ilçelere ayrılan miktarlar 5 ilçeye gönderildi. Uşak Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ayrılan 10 milyon TL 19.1.2022 tarihinde Özmerkez Encümen Odası'nda Başkan Vali Yardımcımız Sayın Muammer Balcı ve AKP Meclis Üyesi Sayın Mehmet Aslan ve İyi Parti Meclis Üyesi ben İsmail Çavuş, Köylere Hizmet Götürme Encümeni seçilen Çamlıca Muhtarı Sayın İsmet Ünsarı ve Karakayı Muhtarı Sayın Ferhat Filiz eşliğinde toplanıldı. Bu tüpraktan gelen 10 milyon TL'nin 9 milyon TL'sini merkez köylerimizde eksik olan bugüne kadar yapılmamış yollarımız için kilitli parke taşı alalım diye karar alındı. Yine 19.1.2022 tarihinde toplantı esnasında kilitli parke taşı fiyatı araştırıldı. O günlerde kararlı Köylere Hizmet Götürme Birliği bu altın madeninden gelen parayla metrekaresi 60 bin TL'den bu hizmeti gerçekleştirildiği öğrenildi. Yani Ocak ayında kilitli parke taşının fiyatı 60 bin TL idi. Biz de bu 9 milyon TL'ye o gün 150 bin metrekare kilitli taş parke alımı yapacaktık. Ama ne hikmetse bu Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne Sayın Vali Yardımcımız Muammer Balcı ve bizlerin uğraşı gayret doğrultusunda halen bu para Uşak Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ayrılmadı. O gün bu hak ayrılmış olsaydı tekrar söylüyorum 9 milyon TL'ye 150 bin metrekare parke taşı alınacaktı. Dün itibariyle bu kilitli parke taşı yapan firmalarda fiyat alındı. Metrekaresi 100 bin TL olduğu söylenildi. Dolayısıyla 9 milyon TL'ye sadece 90 bin metrekare kilitli parke taşı alınabiliyor. Bu sebeple 60 bin metrekare kilitli parke taşı havaya uçtu gitti. Biz bu 60 bin metrekare kilitli parke taşıyla 30 adet köyümüzün yol sorununu çözmüş olacaktık. Ama maalesef böyle art niyetli kişiler olduğu sürece Uşak İl İdaresi'nde hizmet anlamında bir yere varılamayacağı anlaşılmıştır. Sadece siyasi ikbal düşünülmüştür. İşin şov tarafına bakan AKP'li meclis başkanı ve meclis üyeleri bu 60 bin metrekare havaya uçup giden kilitli parke taşının vebalinin altında nasıl kalkacaklardır? Tüm Uşak halkına ve merkez köy muhtarlarımıza duyurulur. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.